Lütfü Hocam merhabalar. Merhaba Yusuf Hocam. Merhaba. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Çok hızlı geldiniz hocam. Hemen gelirim ben, böyle hızlıyım ben. Genelde takipçiler konuklarımızı biraz bekliyoruz. Ama takipçilerinizden önce geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Fark etmez hocam, bekleriz. Alışkınız. Keyfiniz yerinde hocam. Sağlığınız, sıhhatiniz iyi. Şükür, hamdolsun, şükredelim. Hamdolsun hocam, Allah'a çok şükür. Şükür, biraz az mı şükrediyoruz, ne oluyor bilmiyorum ama. Belki de, belki de hocam. Değil mi? Yani şeyin, bu pandemi biraz da bize şükretmemiz gerektiğini öğretti aslında. Evet hocam. Yani hayatımızdan o sıkıcı iş hayatları, belki ofis hayatı falan çıkınca ne kadar değerli olduğunu ya da trafiğin ne kadar değerli olduğunu da insanlar biraz gördüler herhalde. Aynen. Ya çok şey öğretti aslında da. Öğrenene Evet ne hocam, kadar aynen öğretti. öyle hocam. Yani, Siz uzaktan eğitimde devam ediyorsunuz galiba üniversitede de. devam. Şu ışığı bir ayarlayayım, bakayım nasıl gözüküyorum. Tabii ki hocam. Işığı kapatırsam hangisi daha İyi. iyiydi? Her türlü çok iyisiniz hocam. Eyvallah. Takipçilerimiz de yavaş yavaş geldi. Aslında şöyle bir korkum vardı hocam. Clubhouse diye bir olay, furya başladı biliyorsunuz. Herkes şu anda orada. Biliyorum. Acaba Clubhouse'da mı olurlar? Daha çok takipçimiz gelir mi gibi. Ama bir tık aşağı çekilecek gibi. Clubhouse çok fazla insan var şu anda. Bakalım takipçilerimizle, gelen takipçilerimizle iyi bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Evet hocam, yavaş yavaş başlayalım. Bugün konuğumuz, Tüzdev'de konuğumuz Doçent Doktor Lütfü Ilgar. Brünnhilde Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi. Değerli hocam, yeniden hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu pandemi sonrasında çocuklarda motivasyon nasıl sağlanacak? Bunu konuşuyor olacağız. Başlamadan önce hocam, Lütfü Ilgar kimdir? Kısaca bize bahseder misiniz? Sizi tanımayan takipçilerimiz için. Evet, ben Doçent Doktor Lütfü İlgar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü mezunuyum. Eski adıyla pedagoji mezunuyum, son mezunlardan. Master'ımı davranış bilimleri alanında, doktoramı da eğitim bilimleri alanında İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. Master'ımın bitiminde akademiye girdim öğretim görevlisi olarak. 25 yıl hocalık yaptım ve 2019'un Eylül'ünde emekli olup Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'na geçtim. Orada hocalığa devam ediyorum. Öğrencilerimi de görüyorum burada, öğretmen arkadaşlar. Hem öğrencilerimi hem de değerli katılımcılara iyi akşamlar dileyelim. Teşekkür ediyoruz hocam. Takipçilerimiz de geldi herhalde hocam. Yavaş yavaş konuya girelim istiyorum. Benimki böyle işte Yusuf Bey, yani kısa bir hikaye işte yani. Bizimki daha kısa hocam. Sizinki gayet gayet iyi. Biz daha yolun başındayız. Sizin gibi hocalarımızdan istifade etmeye çalışıyoruz. Bizleri kırmıyorsunuz. Velilerimizle buluşmak için ya da diğer çalışmalarımızda, kongremizde de bizle beraberdiniz. Bu açıdan da gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Biz de yavaş yavaş doldurmaya çalışıyoruz. Siz hocalarımızın yolunda ilerlemeye çalışıyoruz hocam. Evet, Allah bize de kısmet olur. mutlaka yani Türkiye'de eğitimin önemini geç anladık aslında. Ama bu geç anlamayı ve açığı çok hızlı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Dolayısıyla TÜZDEV olduğu gibi, işte üniversiteler olduğu gibi herkesin elinden geleni yapması gerekir ki hızlı bir şekilde oynamamız gereken ligde oynayabilelim. Yani muasır Kesinlikle hocam. medeniyetler seviyesine, yani gelişmiş ülkeler düzeyine çıkabilelim aslında. Bizim derdimiz bu. Değil mi? Biz çocuklarımız, torunlarımız, bizden sonra gelenler de ne olabilsin? Gayet gelişmiş bir ülkede yaşayabilsinler. Bütün derdimiz bu aslında yani. Kesinlikle hocam. Ben olaya şöyle bakıyorum biraz da hocam. Örnek derken şöyle örnek diyorum. İşte bizim dünyamız bu kadar. İşte biz bunları yapabildik. Ama geleceğin dünyası çocuklarımızın dünyası olacak. Geleceğin dünyasına çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Veliler olarak, öğretmenler olarak görevimizi, sorumluluğumuzu bilmeyiz.
Bu çocukları doğru yönlendirmeliyiz. Aslında bu yüzden varız. Aslında bu oyunları bu yüzden yapıyoruz. Ya da vakfımız bu yüzden var. Üniversiteler bu yüzden var. Aslında temeli şu, doğru çocuk yetiştirebilmek için biz bu işleri yapıyoruz. Geleceği doğru şekillendirebilmek için bunları yapıyoruz. Çok ulvi bir görev aslında. Biz öğretmenlerin, eğitim camiasında çalışan hocalarımızın, öğretmenlerin, işte diğer herkesin çok ulvi bir görevi var. Geleceği tek değiştirebilecek bizleriz hocam. Çünkü geleceğin nesillerini yetiştiriyoruz. Bu açıdan da çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Görevimiz, sorumluluğumuz çok büyük. Bütün öğretmenleri ve bunun yanında aileleri kutluyoruz. Niye kutluyoruz? Çünkü geleceğe bir yatırım yapıyorlar. Burayı, bunu izleyen bir veli bununla ilgili dertlidir açıkçası. Bizi takip eden bir veli dertlidir. Bir şeyler öğrenmek için buradadır. Bu açıdan çok önemsiyorum ve kutluyorum kendilerini. Dilerseniz hocam şu yorumları kapatacağım. Yüzünüz kesilmesin diye. En son soru cevap kısmında yorumları açıyor olacağım. Değerli hocam, şimdi pandemi döneminde, yani pandemi sonrasında motivasyondan bahsediyoruz ama şu anda da ciddi ciddi motivasyonun ne olduğunu bilmeye ve motivasyonu sağlamaya çok fazla ihtiyacımız var. Ama öncelikle motivasyondan kastımız ne? Biraz motivasyonu açalım istiyorum ben. Şimdi şey motivasyon tabii İngilizce bir kelime. Bizdeki karşılığı aslında güdü. Yani şöyle tanımlanır. Bireyi etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye yönelten şey. Bu bir şey. Bir dürtü olabilir. Bu açlık, susuzluk vesaire gibi. Bir istek olabilir. Bir ihtiyaç olabilir. Bir hırs olabilir. Her şey olabilir. Hani şey derler ya, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur mesela. Atalarımız öyle demiş. Uçurumdan ne uçurur deveyi? Bir tutam ot var. Onu düşünmez yani, uçurumdan uçacağını falan düşünmez. Zarar göreceğini düşünmez. Ne yapar? Oradan atlar. Onu almak için, ulaşmak için. Dolayısıyla bir amaç için bizi harekete geçiren herhangi bir şey olarak kısaca tanımlayabiliriz. Ya burada şunu mu bilmemiz lazım? Bir şey yapabilmek için ne yapıyorsak, bu ders çalışmak olsun, işe başlamak olsun, işe gitmek olsun, evde temizlik yapmak olsun, bir motivasyona ihtiyacımız var. İşe başlamak için motivasyona ihtiyacımız var. Ki Bir başlayın. amaç. Önemli Evet. olan bir amaç. Yani Bu karın motivasyon. doyurmak da olabilir, hayat başarısı da olabilir, evi temizlemek de olabilir, yemek yapmak da olabilir. Bunu anlamlandırmak çok önemli. Yani şimdi mesela şeyden yemek yapmaktan örnek verelim mesela. Bizi yemek yapmaya iten şey nedir? Kendi açlığımız. Tamam, karnımızın doyması, eşimizin, çocuklarımızın doyması, değil mi? Ama bunu güzel yapan şey nedir? Değil mi? Daha fazla motivasyon. Ya öylesine bir yemek yapmalıyım ki herkes beğenmeli ve mutlu olmalı mesela. Aslında anlamlandırmak o işi. Değil mi? Ya Evet. sevgisini katmak böyle. Daha fazla bir özen göstermek. Niye? Değil mi? O sonuca ulaşmak. Yani eşinin teşekkür etmesi, bir Allah razı olsun demesi, işte çocuğunun ellerine sağlık anne ya da işte baba demesi. İlla annenin de yapmasına gerek yok. Babalar da yapar yani yemeği. Dolayısıyla bir şey olması lazım, bir amaç olması lazım ve onun için de işte bireyin harekete geçmesi lazım. Aslında o şeyin, arabayı harekete geçiren şey nedir? Değil mi? O sistemler, benzini, gazı vesaire sistemleri. Aynı insanda da bu şekilde işliyor. Tabii motivasyon moralle de ilişkili bir kavram. O da çok önemli. Moral sağlayan şey de herhalde daha biraz önce bahsettiğiniz şey, teşekkür edilmesi, takdir edilmesi, beğenilmesi ve benzeri. Tabii. Doğru mu? Şimdi tabii. Şimdi annelerimiz, babalarımız ilk öğretmenlerimiz ve çok önemli öğretmenler. Ev içerisindeki o ruh sağlığının korunması, moral motivasyonun sağlanması, ortamın oluşturulması, bunun sürdürülmesinde anne babalar çok önemliler gerçekten. Yani çocuğu aslında başarılı kılan da, başarısız kılan da ne anne baba. Çünkü çocuklar ne yapıyor? Anne ve babalarının izinden gidiyor. Evet hocam. Çünkü örnek aldığı kişiler, değil mi? Kim bizi, kim en fazla örnek alan kimdir? Çocuğumuzdur, değil mi?
Onlar bizi örnek alırlar. Dolayısıyla burada da bizim anne baba olarak tutum ve davranışlarımız, eğitim anlayışımız, çocuğa yaklaşımımız, eşimizle olan ilişkimiz hepsi moral ve motivasyonu etkiliyor aslında. Yani çok kritik bir şey. Yani bizim konumuz çocuklarda motivasyonu nasıl sağlayacağız? Yani bizim moralimiz, motivasyonumuz ne kadar yüksekse, bunu not alarak yazalım bir yere, çocuğumuzun moral ve motivasyonu o kadar yüksek. İlk başta başlamamız gereken şey, pandemi döneminde biz yetişkinler belki biraz daha farkındayız olayların. İşte ister istemez bir korkumuz var, bir endişemiz var, maddi kaygılarımız olabilir, sağlıkla ilgili kaygılarımız var. Çocuklarımızın motivasyonu yüksek tutabilmek için ilk önce bizim motivasyonumuzun yüksek olması lazım. Mutlu olmamız lazım. Onu çıkartıyorum. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Bu pandemi sürecinde bizi dört duvar arasına sıkıştırdı COVID. Dolayısıyla burada o ortamı ne kadar huzurlu yapabilirsek, ne kadar nitelikli vakit geçirebilirsek. Çünkü bu kriz bir fırsat aslında. Yani anne çocuk, baba çocuk, eşler arası ilişkiler vesaire. Bunu o fırsatı, krizi bir fırsata nasıl dönüştürebiliriz? Cevabını aramakta fayda var. Yani böyle biraz kabuğumuza çekilip, biraz içe dönüp, eskilerin o inziva falan dediği şeylerle gibi biraz yapmakta fayda var. Orada da işte doğru nedir, nasıl yapmalıyım, ne yaptım? Hem geçmişin bir muhasebesi, hem bugünün bir değerlendirilmesi, hem de geleceğe bir ışık tutulması babında bu çok önemli olacak. Bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şeyle eşimizle kavga falan yapıyorsak dolayısıyla çocuğumuzun moral ve motivasyonunu birinci dereceden olumsuz yönde etkilemiş oluyoruz. Yani ya ne alakası var falan şimdi diye düşünmemek. Çocuklar onu hissederler. Dün bir surat asma, herhangi bir kıvılcım bir şey hepsi yansır. Onu çok iyi anlarlar. Çocuklar çok zeki varlıklar gerçekten. Hemen algılarlar olayı. Dolayısıyla oradaki bizim temel görevimiz öncelikle onların moral motivasyonunu bozmamak. Bunun için de kendi moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmak. Hani uçağa bindiğimizde de anons ederler ya önce siz kendi maskenizi takacaksınız herhangi bir türbülans tehlike durumunda. Sonra çocuğunuzun maskesini önce biz kendimizi bir şey yapalım. Değil mi? Bir koruma altına alalım. Sonra çocuğumuz. Dolayısıyla öncelikle bizim moral motivasyonumuz çok önem kazanacak. Kesinlikle. Sadece aile içi değil yani eşler arasında değil. Şimdi evden çalışıyor birçok insan. Yani iş yerinin stresini öyle ya da böyle eve getirenler de olabiliyor bu konuyla ilgili hocam. İşte bir toplantıdan çıkıyor orada bir iş arkadaşına kızgınlığını evin içerisinde yaşıyor. Ya da telefonla konuşurken kızgın bir şekilde yapıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Eve Biz çok fazla iş getiriyoruz. tabii. Eve iş getirmemekte fayda var. Ama stres... Öğretmenlere anlatırken şöyle anlatırız. Biz sınıfa girmeden problemlerinizi eşinizle, kaynananızla, kiminle ne yaşadıysanız ceketinizin cebine koyun. Ceketi de sınıfın dışına alsın. Tamamen dışarıda olsun. Dışarıda olsun. Bu eve gelecek konu değil. Yani ne kadar çözülebilir ki ev içerisinde? İyice belki de konu daha da zorlaşmaya başlar. O bir profesyonel gibi düşünmek. Yani bir tiyatrocu çok büyük bir yakınını kaybeder ama çıkar sahnede oyununu oynar. Hiç kimse de onu fark etmez mesela. Çünkü o ben profesyonelim, burada yapmam gereken rolümdü der. Şeyde de öyle. Yani denebilir ki ya bu her zaman olur mu? Ama genellikle yansıtmamakta fayda var. Çünkü şeyi çözmeyecek. Onu yansıtmak, çocuğunuza yansıtmak vesaire konuyu çözmeyecek. Sizi belki geçici olarak rahatlatır ama çok da işe yaramayacaktır. Evet Dolayısıyla hocam. ona da dikkat etmekte fayda var. Şimdi hocam motivasyon derken işte motivasyonu şöyle bir ayrım yapabilir miyiz? Onu merak ediyorum. İşte yetişkinlerin motivasyonlarıyla çocukların motivasyonları birbirinden farklı mıdır? Burada bir ayrım var mıdır? Bunu ayırabilir miyiz aslında? Çünkü yetişkinlerin motive olduğu şeyler farklı, çocukların motive olduğu şeyler farklı. Birbirinden aynı mıdır? Yani temelde psikolojik temelde aynıdır belki ama tanımsal olarak bir şeyler söyleyebilir miyiz bu konuyla ilgili?
Ya mutlaka yetişkinlerin motivasyonları daha uzun hedeflidir. Daha kendini gerçekleştirmeye, bir şeyler yapmaya, kalıcı olmaya vesaire dönüktür. Belki daha iyi şartlarda yaşamak, evi, arabası vesaire, uçağı, helikopteri olması vesaire. Ama çocuklar daha böyle küçük şeylerle motive olabilen varlıklardır. Dolayısıyla bu motivasyon yaşa göre değişen, bireysel farklılıkları olan bir şeydir. Ve bizi mutlu eden, motive eden bir şey başkasını da etmeyebilir. Dolayısıyla yani en fazla bizi ne edebilir, çocuğumu ne motive edebilir? Tabii ki çocuğum için motive edici şey farklı, eşim için farklıdır. Eşim için farklı motivasyon aracını kullanmam gerekir. Çocuğum için farklı, kız çocuğum için farklı, erkek çocuğum için farklı. Bunların hepsi fark eden şeylerdir. İster yaş, ister cinsiyet, ister başka şey olsun. Hepsi birbirinden farklıdır. Motive eden şeyler farklı olur. Evet, motivasyonu da içinde bir ayırıyoruz galiba hocam. Bir içsel motivasyon, İşte. bir dışsal motivasyon diye. Bunu biraz açalım mı hocam? Bundan biraz konuşalım. Bunlar da bizim ihtiyacımız olacak şeyler. Bunları da bilmeleri lazım Yani velilerimizin, çocuklarımızın. eğer bireyin bir amaç için harekete geçmesi kendiliğinden olmuş ise bu içsel motivasyondur. Çok fazla dokunmamak lazım. Yani onu dışsallaştırmamak lazım. Çocuk oturdu ders çalışıyor mesela. Yani anne babanın bravo, çok güzel, harika, seni seviyorum, beğendim falan derse bunu dışsallaştırabilir mesela. Yani çocuk onlar desin diye yapabilir. Eğer bir hareket başlayıp devam etmiş ise buna çok müdahale etmemekte fayda var. Ama bazıları da dışsal motivasyona çok ihtiyaç duyar. Özellikle başlatılması konusunda. Böyle sosyal şeyler, ödüller falan kullanılabilir, dış şeyler. Bu ne olabilir? Bir not olabilir öğretmen için mesela, çocuğu motive etmede çok önemli bir şeydir. Çocuk niye soruyu cevaplar, parmak kaldırır, not almak için, öğretmenin beğenisini almak için vesaire, güzel bir söz duymak için, ne bileyim, popüler olmak için vesaire. Dolayısıyla o da dışsal motivasyon olmuş oluyor. Ama bizim asıl üzerinde durmamız gereken hareketin kendiliğinden başlayıp devam edebilmesi. Yani bunu sağlayabilmek. Ama dışsal başlatılıp içsel motivasyona doğru da geçiş yapılabilir. Hani böyle seyrelterek motivasyon araçlarını, enstrümanları daha az kullanarak ne yapabiliriz? Daha böyle kendi yaptığı şeyden mutluluk duyması aslında mesela. İşte kendinle gurur duyabilirsin. Çünkü sen ne yaptın? Girmiş olduğun sınavdan çok iyi puan aldın mesela. İşte şimdi şey yapabilirsin, kendini ödüllendirebilirsin falan şeklinde. Hani o içsel olanlar bunlar. Ama dışarıdan verirsek bir sonu, bu defa dışsal olmuş olacak. Hadi bunu çok başardın, şimdi bu filmi izleyebilirsin ya da ne bileyim PUBG oynayabilirsin falan mesela. Bunlar dışsal motivasyon unsurlar, enstrümanlar. Tabii bireyi, çocuğu en fazla tanıyan kişi annesiyle babası. Evet. Bir kendi, bir de anne ve baba en iyi tanıyanlar. Tabii bir de öğretmenler, onu da ihmal etmemek lazım. O da çok önemli. Öğretmenler de çok iyi tanırlar, çok iyi gözlem yaparlar. Çünkü sınıfta zamanın çok önemli bir kısmı öğretmenlerle geçiyor. Dolayısıyla o çocuk için geçerli olan motivasyon nedir? Bunu bilmek lazım. En iyi de onlar bilirler. Bizi motive eden nedir? Değil mi? Evet. Yani çocukları çok iyi tanımak lazım, anladın Tabii. mı? Onun güçlü yönleri, sevdiği yönleri ya da başarabildiği şeylerle motive olduklarını çok iyi biliyoruz zaten. Bu enstrümanları kullanarak onları çok iyi motive edebileceğimizi anlıyorum hocam. Bir Evet. de şöyle bir durum var. Mesela çocuklar yeri geldiğinde kurallarla da motive olabileceklerini biliyorum. Yani çocuklarımız motive olsun diye tamamen serbest bırakmak yerine böyle tatlı sert kurallarımızın olması da onları motive ediyor. Ya da onları zorlayan durumlar. Yani mesela konfor alanından çıkartmak lazım biraz belki çocukları. Başarabileceğini bilmesi lazım. Mesela çocukların motive olabilmesi için
zor bir soruyu çözebiliyor olmaları lazım. Zor bir görevi yapabiliyor olmaları gerektiğini düşünüyorum hocam. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi şeyin yani o tür zor görevler mesela demotive edici de olabilir. Ama biz çocuğu çok iyi tanıyorsak, onun kapasitesinin farkındaysak, hadi yavrum sen bunu çözersin, hadi bir göreyim seni falan deyip biraz da sözel motivasyonu kullanırsak, çocuk onu çözdüğünde zaten muhteşem bir şey olacak. Oradaki o şeyi çok, dozu çok iyi ayarlamak lazım. Çünkü çocuk yapamadı, yapamadı. Bundan sonra ne diyecek? Değil mi? Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz. Ya yapamıyorum işte. Yani uğraşmaya da gerek yok. Ama yani o tür hedefler belirlemesine yardımcı olmak çocuğu olsun. Yani hedefler nasıl olacak? Ayağın biri yere sağlam basarken bir tanesi de havada olacak ama dengeyi de sağlayacak. Yani çok kolay ulaşılabilir hedef olmayacak ama gerçekçi hedef olacak. Değil mi? Yani bir tık onu Görünebilir hedef. başardım. Başardım dedirtecek bir şey. Yani mesela Aynen. bazı çocuklar şunu yapıyor ya. Mesela çok kolaydı. Yaptın mı? Evet çok kolaydı yaptım. Diyor ya O değil. çocuk. O değil aslında. O değil. Ne yapamayacağı yani tamamen zorlayacağı tutup da seviyesinin çok üstünde bir soru değil. Ya da bir görev değil. Bir tık üstünde evet başardım yapabiliyormuşum Tabii. diyebileceği şeyler lazım anladığım kadarıyla. O çok önemli. Yani şeyin çocuğun özgüveni, kendi benlik algısı vesaire gerçekten çok önemli. Onu sağlamak için o tür yöntemleri kullanıyoruz zaten. Kullanmamız da gerekir. Şeyde falan hep şunu gördüm mesela. Bir yıl Amerika'da kaldım ben. En ufak bir şeyde çocuğa hemen good job diyor. Ya ne yaptı ki bu çocuk? Yani şu bardağı aldı, oradan buraya koydu. Ya kutsap ama bak ne kadar önemli bir şey değil mi? Ya Evet. çocuk ben bir şeyi başarabiliyorum ve karşımdaki de ne yapıyor? Bunun başarılmış bir iş olduğunu bana söylüyor. Başardın, iyi iş çıkardın diyor. Ama biz o konuda çok ketumuz mesela. Yani çocuk bir şey yaptığında ya bravo başardın süper falan hiç çok kullanmayız. Biraz o konuda ketumuz ama bir şey yapamadığı zaman ya ne kadar beceriksizsin bunu bile yapamadın falan diye. Daha böyle sanki şeye başarısızlığa daha mı odaklıyız sanki yani şey Daha olarak. kötüsünü söyleyeyim hocam. Mesela o çocuk bardağı aldığında ilk tepkimiz çoğunlukla şöyle. Dikkat et. Dikkat et. Bırak Dikkat et. kırarsa Düşürme. kıracak. Tabii. Sonucuna katlansın yani çocuğun yani o aslında bir fırsat eğitimi. Çocuk o bardağı aldı ve düşürdü. Bu büyük bir fırsat eğitimi. Değil mi? Yani bardağın kırılmaması nasıl olabilir? Yapması gerekenler nelerdir? Onu toplatmak çocuğa mesela çok pedagojiktir. Değil mi? Evet. Parçaları şimdi elini ayağını kesmeden, insanlara da zarar vermeden ne yapacaksın? Onu sen toplayacaksın, sen kırdın. Sen toplayacaksın. Önemli olan neydi? Bunu kırmamak. Ama kırılabilir. Bu bardağı tekrar alman gerekecek. Bunu da bil. Ya ben bardağı kırdım. Bundan sonra hiç benim bardakla falan işim olmaz diye bir şey yok. Tabii. Düşmek Abi bir ve kalkmak. Şeyde ben Amerika'da bir öğrenci davet etti bizi şeye. Bir buz pateni pistinde. Üniversite öğrencileri müsabakası var. Şeyde bir topluluk şeyi var, müsabakası var, gruplar. Bir öğrenci düştü, böyle şey şişman bir üniversite öğrencisi düştü. Baktım seyirciler ne yapacaklar, alkışlamaya başladılar. Kız kalktı, ciddi söylüyorum. Gene düştü. Gene alkışladılar, iyice alkışladılar. Gene kalktı, gene düştü. Daha fazla alkışladılar. Çok enteresan bir toplum yapısı var onlar. Yani gülmek falan yok, alkışlamak yani. Ya düşebilirsin ama kalkman gerekir. Önemli olan o. Kalkmayı da başarmak. Yani böyle müthiş. mücadele etmeyi öğretmek lazım çocuklara. Yani her şeyi önüne hazır olarak sunmamak lazım aslında. Sen bunu yapabilirsin. You can do it. Bunu yapabilirsin, başarabilirsin. Sen bunu yapabilirsin. Benden bekleme bunu. Bir anne baba olarak senin yapacağın görevleri ben yapmamalıyım. Bu seni geliştirmez. Seni geliştirecek olan senin yapmandır. Nasıl ben yersem sen doymayacaksın çocuğum.
Değil mi? Bu Evet. senin görevin. Ders çalışmak senin görevin. Değil mi? Başarmak senin görevin. Sınava girmek senin görevin. Bunlar sana ait olan şeyler ve hayat senin hayatın. Bu hayat senin hayatın olacak. Yani şeyi gördüm, çocuğunun yerine bu işleri yapan şeyler, anne babaların çocuklarının hayatta çok başarılı olmadığını gördüm. Biraz böyle Mücadele. çocuğu, tabii biraz çocuğu zorlamak lazım. Şimdi şeyin kar yağacak şimdi, değil mi? İnşallah kar falan gelirse İstanbul'a. Şimdi biz hemen çocuğu koruma altına alıyoruz. Aman dışarı çıkmasın, aman olmasın, aman Düşünürüz. okulları tatil edelim falan. Ya yok böyle bir şey. Yani çocuk nasıl dayanıklılık kazanmış olacak ki? Nasıl yılmayacak? Yani hayat o kadar zor ki. Değil mi? Evet. Onunla karşılaşacak, patronla karşılaşacak, rakibiyle karşılaşacak, mücadele edecek, hayatta kalacak, mikropla mücadele edecek. Yok ki böyle bir koruyucu tutum, çocuğa zarar veren bir şey. Dolayısıyla yani çocuklarımızı biraz daha nasıl dayanıklı yapabiliriz? Ama niçin? Çocuklarımız için, onlar için ya bizim için değil. Ne olacak yani? Değil mi? O dayanıklılık çocuk için olacak. Çocuğuma iyilik için aslında bu. Çocuğumun iyiliği için ne yapmayacağım? Ben onun yapması gereken işleri, görevleri yapmayacağım. Evet, yani şunu demek istiyoruz hocam. Özgüven, yani özgüven aslında motivasyonun bir parçası. Daha çok önemli, Mücadele çok önemli. etmek aslında hepsi birbirini iç içe geçmiş kavramlar işte. Mücadele ederse İlişkili. özgüveni gelişir. Tabii Özgüveni tabii. gelişirse motivasyonu artar. Yapmayı isteği artar. Kendine güveni artar. Yani Tabii. motivasyon için en temel kavram çocukların mücadele ediyor olabilmeleri. Tabii. Hayatlarını çok kolaylaştırarak onları motive edemiyoruz. En Tabii. azından içsel motivasyonlarını sağlayamıyoruz. Onu anlıyorum hocam ben. Tabii. Bir de bu şeyin yani çocukların hedef belirlemesi çok önemli. Bunu da aslında ihmal ediyoruz. Yani böyle çocuk belli bir yaşa gelince artık belirli hedeflerin olması gerektiğinin farkına varması lazım. Yani daha bir çocuk şeye gelmiş, üniversite çağına gelmiş, ne olacağını belirleyememiş. O da olabilir, bu da olabilir. Günümüz çocuklar için söylüyorum. Belki eskiden daha şeydi, daha erken yaşta belirleniyordu. Bunu belirlemesi konusunda çocukla konuşmak. Ne olmak istiyorsun? Hayata dair tasavvurun nedir? Beklentin nedir? Nasıl bir hayatın olacak? 5 yıl, 10 yıl, 20, 30, 50 yıl sonra ne görüyorsun falan. Bunu çocukla biraz konuşmakta fayda var. Evet. Ya belki de şöyle de yapılabilir hocam. Belki çocuklar çok uzun 20 yıl sonrasını belki çok hayal edemeyebilirler. Bu hedefleri gerçek koyamayabilirler ama her etkinliğin başına bu etkinliğin sonundaki hedefin ne diyebiliriz belki. Daha Tabii kısa tabii. süreli, daha yakın Tabii. zamanlı hedefler Tabii. koymasını sağlayabiliriz ki alışkanlık haline gelsin. Uzun vadeli şeyler, hedefler için de konuşabiliriz çocuğumuzla. Hı-hı. Sorun değil. Gerçekten onlar şey yaparlar, söylerler nasıl bir şey olduğunu, hedeflerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirler. Zaten günümüzdeki çocuklar Z plus kuşağı. Ya onlar direkt Evet. hemen daha en üstten en tepeden şeyi söylerler size. Yani bilmem şu genel müdür CEO olacağım falan şöyle olacağım falan şeklinde. Dolayısıyla bunu da sağlamak. Bir taraftan kendisiyle ilgili algısını doğru kurmasını sağlamak. Kendini algılayışı, bunun gerçekçi olmasını sağlamak. Bir taraftan aile içerisinde o şeyin iletişimin düzgün kurulmasını sağlamak. Şimdi çocukla bunları konuşmak demek iletişimin kuvvetli olması demek. Değil mi? Çocukla biz iletişimimizi sağlıklı bir şekilde yapabilmeliyiz. Yani bağırmadan, çağırmadan, kapıyı çarpmadan, kafasını, gözünü yarmadan, kırmadan bunu Tehdit yapabiliriz. etmeden ya Yapamaz. da. Gayet tabii tehdite gerek yok ki. Bak bunu yapmazsan öyle olur. Yani bizim zamanımızda böyleydi. Yani yok yani böyle tehdit falan bir işe yaramaz. Bizim zamanımızdan örnek vermek de bir işe yaramaz, değil mi? Ben Evet. niye kendimle karşılaştırıyorum ki çocuğumu? Onun zamanı farklı, benim zamanım farklı. Onun babası farklı, benim babam farklı yani. Birbirinden farklı şeyler. Dolayısıyla bütün bunlara dikkat etmek gerekir. Yani
nasıl yapılacağı konusunda, hedef oluşturması, hayaller kurabilmesi şey değil midir? Gerçekleştirdiğimiz şeyler bizim hayallerimizdir aslında. Yani ne, küçükken neler hayal etmiştik. Bütün bunlar aslında küçük yaştan itibaren şekillenmiş oluyor. Şu okulu kazanacağım, şunu okuyacağım, şurada olacağım falan. Evet, bir taraftan ısrar etmenin, yılmamanın çok önemli olduğunu çocuklarımıza anlatmak. Yavrum hemen bırakmamalısın. Ya bir soruyu çözemedim. E tamam, bir kenara kaldır falan. Yok. Yani buna ısrar etmelisin. Başaran kişiler ısrar eden kişiler. Değil mi? Öbür türlü ne olacak? Başarısızlık. Başarısızlık bir süre sonra doğuracak kısır döngü. Çocuğa bunu anlatmak. Şeyin bu çocukları motive edici filmler falan vardır. Hayat hikayeleri vardır. Anne babanın kendi başarmış olduğu hikayeleri anlatsa bile çocuğu motive eder aslında. Yani hangi şartlarda ne tür başarılar elde etmiş. Bunu anlatmak çok anlatıyorlar mı bilmiyorum, değil mi? Evet. Olmuş kişiler önemli. Tabii Bununla ilgili öğretmenin güzel değerli masallar da. bir... Buyurun. Masallar da var hocam bununla ilgili. Çocukların çok hoşuna giden masallar Tabii. da var. Onu da Her eklemek şey lazım. kullanılabilir. Her şey yaşına göre. Yani oturursunuz, anlayan bir çocuk varsa Milli Eğitim'in bahsetmiş olduğu filmler var. Ailecek izlenebilir. İnde girildiğinde görülebilir. Oradan çocuğunuzla birlikte izleseniz bile o da çok pedagojik yönden çok büyük kazanımları olan şeyler olacak. Buna da dikkat etmek. Olumlu inanç ve beklentilerimizi çocuğumuza yansıtmak. Değil mi? Yani ne bekliyoruz? Senden ne olabilir? Nasıl olabilir? Bunu şey yapmak. Neden bazı şeyleri iyi öğrenmesi gerektiği konusunda ona fikir verebilmek, onunla konuşabilmek, değil mi? Yani işte niçin bunu öğrenmesi, niçin ders çalışması lazım ki çocuğun? Değil mi? İşte bunlar senin amaçlarına ulaşmana yardımcı olur. Bunu kolaylaştırır. Bir sürü şeyi vardır. Tam olarak çocuğumuzdan ne beklediğimizi ona aktarabilmek. Yavrum senden şunları şunları bekliyorum. Ama gerçekçi beklentiler. Yani böyle şey değil. Bazen çocuklar şey yapabilirler. Daha düşük hedefler koyabilirler. Orada da onu yükseltmesini sağlamak. Yani gerçek başarının aslında kendi özellikle de şey olduğunu, ölçüldüğü görebilmek. Değil mi? Özelliklerinizin, kapasitenizin altındaki başarılar çok da bir ne değildir? Başarı değildir aslında. Sen bunu başarabilirsin yapmak, bunu çocuğa vurgulamak. Asla vazgeçmemesi gerektiğinden bahsetmek mesela gerçekten çok önemlidir. Bunu da çocuğumuza aktarmak. Evet. Hocam zaten psikolojide üç temel ihtiyaçtan bahsediyorlar. Bunlar işte yetkin olma, bağımsız olma ve başarma. İnsanların psikolojik temel ihtiyaçlarından üç tanesi. Bir konuda yetkin olabilmek için çalışmak lazım. Bu konuda kendi donanımımızı artırmamız lazım. Bu bizi motive eder. Bağımsız olmamız lazım. Bağımsız olabilmem için annemizden bağımsız, babamızdan bağımsız ya da öğretmenimizden bağımsız işler yapıyor olmamız lazım. Bu da bizi motive eden nokta. Sonra zaten bir de başkaları ile yakınlık kurma. Yani sosyal beceriler de aslında insanların motivasyonunu artırıyor diye görüyorum. Yani buna dikkat edersek herhalde veliler olarak, öğretmenler olarak bunlara dikkat ediyor olursak zaten çocuklarımızı motive edebiliyor olacağız. Peki hocam yakın zamanda okulların açılacağını umuyoruz. İnşallah da açılır. İşte İnşallah. çocuklar son bir yıldır evdeler. Uzaktan eğitimde ne kadar motive oldular? Herkes biliyor. Üç aşağı beş yukarı bilmeyen bile tahmin ediyordur. Motive olmanın ne kadar zor olduğunu. Çok Kendi zor. işlerimizden biliyoruz. Yani kendi işimize motive olmaktan da zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Çocukların motive olmasını bekleyemeyiz. Peki velilerimiz okullar açılacak. Okula nasıl motive etsinler çocukları? Yani bununla ilgili Vallahi önerileriniz işte nedir? okulun açılması ile ilgili mi? Zaten çocuklar artık şeyler ya çok sıkıştılar kaldılar. Hepsi ya bir şey olmadıysa bir böyle
rutinlerin çok değişmesi falan mümkün olmadıysa çocuklar rahatlıkla okullarına gidecekler. Onlar da öğretmenlerini, arkadaşlarını özlemişlerdir. O şeyin sınıftaki ders yapmanın keyfi ayrı bir şey çocuklar için mutlaka. Dolayısıyla hani orada da çok böyle çocukları motive etmeye gerek var mıdır bilmiyorum ama öyle mi Belki görüyorsunuz siz? şöyle olabilir hocam. Mesela bazı evler var ki işte pandemiyle kafayı bozmuş velilerimiz de var yani. Dışarıdan bir şey geldiğinde her şey yıkanıyor. Girdiğinde bütün çocuk yıkanıyor, elbise yıkanıyor ve benzeri falan. Çocuklar okula gittiğinde böyle bir risk altında da hissedebiliyorlar. Yani bu korku da motivasyonunu öyle ya da böyle çocukları kırıyor ya biraz. Belki şu olabilir yani o zamana kadar biraz daha soft geçirmekte fayda var gibi geliyor şahsen. Ya o velilerle biraz konuşmak lazım. Yani şeyin biz o kurumlar olarak hijyende, mesafeydi, temastı vesaire onlara dikkat ediyoruz. Çocukların da dikkat etmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Sizin şeyiniz, takıntılarınız, obsesyonlarınız çocuğunuzun okula gitmesinin önüne geçmemelidir. Bunu sağlamak lazım. Bu konuda veliyi biraz ikna etmek lazım. Belki onların da kaygılarını anlamak lazım. Yani çocuklarının başına bir şey geleceğinden korkuyor veliler. Çünkü en değerli varlıklar ama bu korku gerçekçi bir korku değil. Şükür ki şey değil. Yani COVID-19 çocuklara ve gençlere çok zarar vermiyor. Şükürler olsun hocam. Yani Yani ne yaşlılar kadar büyük risk evet. altında. Hani konuşmamızın başında dedik ya çocuklarımız için varız aslında. Bu COVID-19 olayı başladığında çocuklara çok fazla zarar vermediğini duymuş olmak beni rahatlaştırdı açıkçası. Yani kendim için değil de çocuğum için, çocuklarımızın için daha fazla endişelendiğimizi orada anladım yani. Birçok insan da bunu demiştir. Yani en azından çocuklarımız güvende Aynen demiştir. çok. Çok Yani çok şey değil yani. Hani çok çok veliyi de önemli. anlamak lazım. Biraz empati yapmakta fayda var. Onların kaygıları konusunda da o kaygıyı giderici okulda neler yapıldığı konusunda onu görmelerini sağlamak. Yersiz kaygılar varsa ondan kurtulmasını sağlamak. Dediğim gibi çocuğun okula gönderilmemesi çok şey değil. Haklı bir kaygı değil baktığımız zaman. Önemli olan tedbirleri almak, çocuğu da o konuda tedbirler konusunda ne yapabilmek, değil mi? Anlayış kazandırmak, içgörü kazandırmak. Evet çocuk. Okullarda bunu yapar yani, çok da zor bir şey değil bence. Peki hocam şöyle özetleyebilir miyiz? Çocukları motive edebilmek için eksiğim varsa not almaya çalıştım ama çocuklara bir amaç vermek, bir amaç uğruna yani bir amaçlarının olması çocukları motive ediyor. Tabii. Mücadele edebiliyor olmaları onları motivasyonunu artırıyor. Hedef Tabii. belirlediğimizde çocuklarımızın motivasyonu artıyor. Yine geri bildirimler çok önemli. O da İşte çok önemli. miktar motivasyon için bunlar çok önemli. Çocuklar bir şeyleri başardıklarında başardığını hani Amerika'da good job örneği gibi başardıklarını onlara söyleyebilmek. Yani bizim için çok basit bir şey olabilir ama o çocuk için büyük bir şey. Çok çok Başarmak büyük bir şey. kesinlikle hocam. Ben öyle diyordum Başarabilecekleri. ya. Ben öyle diyordum ya ne yaptı ki bu çocuk falan ama Amerikalılara baktığım zaman adamlarda özgüven var, hayat başarısı var. Gerçekten var işte ya bunun temeli de oradan geliyor işte. Yani çocuk deneyebilmek için yani bir sonrakini deneyebilmesi için aslında bir adımdır. Ona iyi iş başardın, aferin demek. Ne yaparsa yapsın. Denediğinde bakacak evet toplum tarafından takdir görmeyi istiyor. Üç aşağı beş yukarı zaten hepimiz böyle değil miyiz hocam? Yaptığımız şeyi, yapmak istediğimiz şeyi topluma mal etmek istiyoruz. Yani sadece iş olsun diye yapmıyoruz. Bir ürün ortaya Marifet çıkartmaya çalışıyoruz. marifet iltifata tabidir. Evet. Çok güzel hocam. Bir de şeyi incelemelerimde şunu görmüştüm hocam. Jigsaw modeli diye bir model. Aa. Ya, yanlış ifade ediyor olabilirim. Mahcup olmamak için insanların motivasyonunun artması ile ilgili. Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Şey olarak o modeli bilmiyorum ama Ya kutsal şöyle. modeli öğretim şeyi olarak biliyorum onu yöntemi olarak.
Ya şöyle açıkçası, şöyle kısaca özetleyeyim hocam. İnsanların mahcup olamamak için motivasyonlarını yüksek tutuyorlar. Dikkatlerini daha yüksek tutuyorlar. İşte bu da toplumsal baskıyla aslında insanları motive etmek. Hani şey vardır ya, patronun gözüne girebilmek için şey yaparsınız, işte motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışırsınız. Ya da grup içerisinde acaba işte yanlış yapar mıyım, dikkatli olmalıyım, daha iyi Mahcup çalış. olmamak. Evet, mahcup O olmamak da için. bir saiktir. Yani mahcup olmamak ya da başarılı olun planına çıkmak vesaire şeklinde insanı motive eden şeylerden bir tanesidir. Hani Allah mahcup etmesin falan diye Evet. siz iyi olmak istersiniz. Ya da işte birilerinin gözünde bir yerde gözükmek için, olabilmek için çaba gösterirsiniz. Motivasyon kaynağıdır yani normaldir. Yani bunu aslında şunun için söyledi. Hani motivasyon dediğimizde herkesin aklına iyi şeyler yapmak, motive olabilmek için iyi şeylerin olmasından bahsediyoruz ya. Bazen motivasyonumuzu sağlayan şey kötü şeyler de olabiliyor. Mahcup olmak gibi, başarısız olma korkusu Kaybedip gibi. mahcup olmamak yani sahaya öyle çıkmak. Ya Evet. kaybetmeyelim o da bizim için başarılı. O da bir motivasyon yani. Birçok şey motive edebiliyor bizi. Yani biz Eder yetişkinler de eder. bakmalıyız. Motive edecek Tabii bir sürü tabii. şey bulmalıyız kendimize. Soru cevaba Evet. geçelim mi hocam? Bunlar fizyolojik ihtiyaçlardan tutun da kendini gerçekleştirme ihtiyacına kadar. Evet. Arada bir sürü şey var, güvenlik var, işte ilgi görme var, sevgi görme var, estetik ihtiyaçlar var, var da var bir sürü. İnsanoğlunun ihtiyacı sonsuz. Evet hocam. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Çocuklarla motivasyonla ilgili. Yani şey olabilir, anne baba tutumları çok önemli. Çocukla iletişim çok önemli motivasyonda. Çocuğun motivasyonunu bozan, dikkatini dağıtan unsurları mutlaka elimine etmek lazım. Yani şeyin ne olabilir? İşte herkesin önemsediği bir şeyler vardır. Onu bilmek, çocuğu motive eden şeyi bilmek, değil mi? Ya özel bir objeye karşı bir ilgisi olabilir mesela. O bir motive edici olabilir. Dediğiniz gibi farklı bir ortamda bulunmak, bağımsızlığı kazanmak mesela ergenlerde motive edicidir. Çünkü üniversiteyi kazanacağım, sizden ayrı bir yerde olacağım. Aileden ayrılma isteği var ya, bir motive olmak. Başarılı olmak için nedenler yaratmak. Bu nedenleri yaratmasını sağlamak. Onun için çocukla konuşmak. Ödül ve cezayı kullanmak aslında motivasyonda çok önemli. Bazen ayrıcalık tanımak mesela çok motive edici olabilir. Şimdi bu hafta sonunu şöyle şunu yapabilirsin, istediğin bir şeyi yapabilirsin, buna izin vermek falan gibi. Tabii mümkün olduğunca da içsel motivasyonu sürdürmesini sağlamak. Yani pek dışsal motivasyonu kullanmamak gerekir. Çünkü dışsal ödülle kazanılan bir başarı çok kalıcı olmuyor. Asıl kalıcı olan içten gelen şeylerle olan başarılar. Ona güvendiğimizi söylemek de çok değerli galiba hocam. Çok önemli. Yani onu çocuğa yansıtmak, sana güveniyorum. Evet. Bununla ilgili hocam müsaade ederseniz bir örnekten bahsetmek istiyorum. Şimdi bir öğrencim, ilkokul öğretmenliği yapıyoruz işte. Özel potansiyel, üstün zekalı çocuklara öğretmenlik yapıyoruz. Bir tane çocuğumuzun çok ciddi bir özgüven problemi vardı. Bir Çanakkale gezisi oldu. Orada yatılı kalacağız. Çocuk gitmek istemiyor. Annesiyle konuştum. Dedim ki yani ben bu çocuğu götüreceğim. Hayatı için, bunun gelecek hayatı için ben bu çocuğu götürmek zorundayım. Annemiz de biraz çok kaygılı, çok korkuyor bu konuyla ilgili. Tek Aslında annesi çocuksa bir de tek tek çocuk. çocuk mu? Tek çocuk, evet hocam. Hiçbir yere göndermek istemiyor. Obsesif durumları var ailenin. Annesi de kabul ediyor. Ben obsesifim, bu konuda çok ciddi problemler yaşıyorum diyor. Sonrasında işte zorla anneyle kavga, dövüş, ben o çocuğu işte Çanakkale'ye götürmeye karar verdim. Çocuk hali hocam korkuyorum. Gidince ne olacak? Bir şey olursa korkma, ben sana güveniyorum. Hep bunu söyledim. Gezi günü işte annesi bir kağıt göndermiş. Şöyle yazıyordu. Çocuğumun orada başına bir şey gelirse
Bununla ilgili sorumlu kişinin TC kimlik numarası, telefon numarası ve benzeri yazıyordu. Aileyi aradım, dedim ki telefonu iyi dinleyin dedim. Şeyi yırttım. Dilekçeyi yırttım. Şu an verdiğiniz dilekçeyi yırttım dedim. Bir gün boyunca dedim çocuğunuzdan hiç haber alamayacaksınız. Sizin yaşadığınız problem ortadan kalkacak ve çocuğunuzun özgüveni artacak. Lütfen bana güvenin. Çocuğun elinden de telefon aldım. Bir gün boyunca hiç konuşturmadım ben bunları. Annesi orada işte sinir krizlerine girmiş ve benzeri. Sonrasında Şok. geldiğinde teşekkür etti bana. Hocam ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bir şey olmadığını gördüm dedi. Çocuk da bana teşekkür etti. Öğretmenim ne kadar eğlenceliydi. Annesini gizli gizli arıyordu. Telefonunu alıyordum mesela. Çocukta da öyle bir şey vardı. O çocuğun hayatı 3 aşağı 5 yukarı bir değişti. Yani teneffüslerde gözlemlemeye başladım. Arkadaş ilişkileri daha iyiydi. Yani sınav stresi daha azaldı. Aslında söylediğimiz şeyin özeti gibi geldi. Şu an aklıma geldi ama bu yaşadığım örnek. Onlara güvenmek, biraz Ve zorlamak, fırsat vermek. fırsat Güvenmek vermek. ve fırsat vermek. Yani yine hedefi var onun. Bir gün boyunca mücadele etmem lazım. Arkadaşları Tabii. böyle beraber O aynı sınıfta, aynı odada da bir hedef. kaldılar. Yani bir gün annenle konuşmayacaksın. Yani anne yok. Evet. Belki risk almak lazım çocukları motive edebilmek için biraz. Tabii. Bu göbek bağını özellikle böyle tek çocuklu ailelerde anneler çok koruyucu olurlar, çok kaygılı olurlar. Çocuğunun başına bir şey geleceğini düşünürler. Şey de olur, okul fobisi falan dediğimiz de odur aslında. Yani anneden kaynaklıdır bunlar. Çocuğum okula gider de başına bir şey gelirse bunu çocuğa yansıtır. Çocuk da öyle düşünür. Okula gider başıma bir iş gelirse, o yüzden okula gitmeye gerek yok. Okul korkulacak bir yer çünkü. Oysa değil ya, hayatın ne getirip ne götüreceğini bilemeyiz. Dolayısıyla şeyler de gerçekler de dozunda karşı karşıya gelmek lazım. Yani eğitim o değil midir? Hayata hazırlamak. Ama hayat içerisinde eğitmek çocuğu. O zorluklarla eğitmek. Değil mi? Çanakkale'ye gittiniz, arkadaşlarıyla yemek yedi, üzeri kirlendi, yoruldu, terledi. Değil mi? Elini yıkadı, Sırtına su binip şey içti. havlu koymadı mesela. Mesela. Kendi sıkıntısını kendisi çözmek zorunda kaldı. Bir de şöyle şeyler yaşıyoruz hocam. Öğretmenlik yaparken çok fazla görüyordum. Çocuk eve gittiğinde annesi devamlı soruyordu. Bugün ne oldu? Sana biri bir şey yaptı mı? Seni biri itti mi? Sana biri kötü davrandı mı? Bu da şuna sebep oluyordu. Mesela o çocuk annem bana devamlı soruyorsa muhakkak bir şey olmalı. Annem boşu boşuna sormuyor. Çocuk aramaya başlıyor. Acaba ne olacak? Arkadaş yanından geçiyor. Aa, bana vurdu. Aa, bana vurdu. Anneme söyleyecek bir şeyim var. Yani bu da çok tehlikeli bir şey. Şimdi şeyin anne babalar da çocukları evden okuldan eve dönünce şeyi sorsun, bugün kime ne kadar iyilik yaptın, iyi bir şey gördün mü, iyi bir şey Evet. öğrendin mi, onlardan bahsetsin. Yoksa o onu itti, bu bunu itti, onun şikayeti falan değil de daha böyle çocuklarımıza değer sistemi kazandıracak şeyler yapmak, değerler edinmesini sağlamak önemli. Değil mi? Hangi Evet hocam. arkadaşına iyilik yaptın bugün? Ya da sana bir iyilik yapıldı mı, sen ne yaptın? Evet, çok güzel hocam. Böyle yaparsak çocuklarımız zaten hem motivasyonları yüksek olacak hem de mutlu bir hayatları olacak aslında. Gayet tabii. Doğru Ya mu? biz mutsuz ediyoruz çocuklarımızı. Yani böyle başında durup zorla ders çalıştırmaya çalışmak. Yani silah tutmuşuz adamın kafasına, illa ders çalışacak. Evet. Maalesef hocam. Hocam dilerseniz soru cevaba geçelim mi? Soru Buyurun. cevap yapalım bir 10 dakikada. Soru cevabı açıyorum. Birkaç tane soru geldi zaten. Soru geldi. Pandemide en çok yıpranan biziz. Bize çocuklarımıza Doğru. ödev yapılmazsa nasıl moralimiz yüksek olsun gibi bir devamını göremiyorum ama şuradan okuyayım. Pandemide en çok yıpranan biziz. Biz de çocuklarımız ödevi yapmazsa nasıl moralimiz yüksek olsun? 13 yaşında 7. sınıfa giden oğlum var. Ödevleri yapmadığı için. Ergenlik dönemi. Tam böyle şeyler başlamış, ergenlik dönemi şu bu.
Dolayısıyla yani biz ödevi zorla çocuğumuza yaptırmak yerine biraz konuşalım, biraz sonuçlarıyla karşı karşıya gelsin, onu takip ettiğimizi bilsin çocuğumuz, ödevi yapmadığını ve bunun sonucunun da iyi olmayacağının farkına varması lazım. Ama Sınav grubu öğrencilerde bu çok bozmak şey değil. yaşıyoruz aslında. Ya çocukları da biraz anlasak ne olur? Yani Evet. pandemi zamanı evet anneler çok zorlandılar. Ama çocuklar bizden daha çok zorlandı. Çünkü bir de performans sıkıntısı var çocukların, değil mi? Ödevleri var, sınavları var. Önlerinde lise giriş sınavı var, işte üniversiteye giriş sınavı var. Var da var. Hep böyle sınavla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu Aslında yıpranmayı şöyle bir olay da var hocam. Biz bildiğimiz işi yapıyoruz. Onlar bilmediği bir şeyi öğrenip yapmaya çalışıyorlar. Onların işi daha zor. bilmeleri gerekiyor tabii. Evet. Bilmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Ama bu da bir realitedir. Yani çocukların da başarması gerekiyor. Şey, onu takip ettiğimizi çocuk görebilmeli. Yani ne yaptığının farkındayım, ne kadar yaptığının farkındayım. Bununla ilgili bir çizelge oluşturmasını sağlamak işe yarayabilir. Yapılan dersler, çözülen sorular, ödevler, hocalardan gelen dönütler, hepsi şey olabilir, kayıt altına alınabilir ve çocukla konuşulabilir. Teşekkür ediyorum hocam. Başka bir soru. Evet. Bakalım. Tüm bunları Zoom üzerinden kendi takip ediyor. Sadece ödevlerini kontrol ediyorum demiş. Daha öncesi var mı? Sorumluluk fazla mı vermiş oluruz? Yani şöyle, şuradan başlayalım. Başı buymuş. Birinci sınıfa yeni başlayan çocuk derslerini kendisi takip etmesi, ödevlerini kendi takip etmesiyle ilgili bir önlem almış. Tüm bunları Zoom üzerinden kendi yapıyormuş. Fazla mı sorumluluk veriyorum sizce diyor. Yani birinci sınıf Yok öğrencisi bu yok. sorumlulukların Yok hepsini yok, yapıyor. hiç değil. Olması gereken şey o. Biz çocuklarımıza çok fazla sorumluluk vermiyoruz. Aslında küçük yaştan itibaren anne babaya yardım, mutfak işleri, kendi odasını, oyuncaklarını toplaması, ne bileyim bir hayvan beslemesi, çiçeği sulaması vesaire, o tür sorumlulukları, bakkala gitmesi vesaire. Ne bileyim belli bir yaşa gelince gitsin, çalışsın, para kazansın vesaire. Bu tür sorumlulukları vermemiz gerekiyor. Ya o da fazla değil. Çocuğun kendi görev ve sorumlulukları olduğunun farkına varması. Ya bir anne şeyin çocuğunun yerine öğretmeni arayıp da çocuğumun bugünkü ödevi nedir diye sorarsa bu olmaz. Bu çocuğa ait Evet. bir görevdir. Onun sonucuyla çocuk baş başa kalmalıdır. Onunla yüzleşebilmelidir çocuk. Değil mi? Öğretmeni kızacaksa, düşük not verecekse çocuk onunla muhatap olacak, karşı karşıya kalacak. Ya burada şunu söyleyebilirim belki hocam. İşte bir çocuk eğer yapabiliyorsa bu onun için çok değildir. Değildir, Yani bu değildir, birinci yoktur. sınıf öğrencisi yapabiliyorsa çok değildir diyebiliriz açıkçası. Oo, birinci sınıf çocukları var. Kardeşlerine bakıyor, anne işe gidiyor. Evet. Başarılı olan çocuklar da onlar zaten, ciddi söylüyorum. Yani onlar, hayat onları başarılı kılıyor. Çünkü mücadele etmeyi öğrenmiş oluyor çocuk. Şimdi bir 9 yaşındaki öğrencimiz üstün zekalı kız öğrencimiz. Bazı önemli yarışmalara katılmakta, organizasyonlara katılmakta kesinlikle reddediyormuş, katılmak istemiyormuş hocam. Bunu nasıl motive ederiz diye soruyor velimiz. Üstün zekalılar biraz şey, sıkıntılı bir konu. Onu Yani, uzmanına sormak lazım, üstün zekalıların burada şöyle bir şey motivasyonu. söylenebilir. Şöyle bir şey söylenebilir belki hocam. Üstün zekalı çocuklarda mükemmelliyetçilik dediğimiz bir şey var işte. Olumlu Tabii. mükemmelliyetçilik, olumsuz mükemmelliyetçilik. Kazanamayacağını bildiğinde ya da böyle bir risk olduğunda bu çocuk katılmayı reddedebiliyor. Yani ilk önce bu konuda motive etmemiz lazım. Yani bizim çocuktan beklentimiz ne? Ya da derslerle ilgili beklentimiz ne? Her başardı hani dedik ya küçük küçük çocuklara motive edici cümleler kurduk kuruyoruz. Başardıklarında evet başardın diyoruz. Başaramadığında herhangi bir şey olmadığını da görmeli. Zaman zaman başaramayacak çocuk. Zaman zaman yanlışlar da yapacak. Zaman zaman düşecek.
hani risk almasını da sağlayacağız çocuklarımızın. Muhtemelen bu kızımız başaramayacağını Mükemmeliyetçi. düşündüğü için böyle bir problem yaşıyor. Bunu çok fazla yaşadığım için söylüyorum hocam. Bu da şey olabilir. Okuduğum bir kaynak öyle diyor. Çocuğa mükemmeliyetçi oluşunu kırmak lazım. Yani başarısız olacağı bir ortam yaratıp bak işte hayatta böyle hep başarmak falan diye bir şey yoktur. Mükemmel oluş diye bir şey de yoktur. Bu mesajı vermek lazım çocuğa diye okumuştum bir kaynakta mükemmeliyetçilikle ilgili. Dolayısıyla ya başarısızlık da olabilir. Önemli olan yarışmaktır. Evet. Yani illa Mükemmel iyinin düşmanıdır diyorlar ya hocam. evet. İlla bir şey başarılı bir sonuç almak değildir. Önemli olan mücadeleyi sonuna kadar götürebilmektir. O da bir başarıdır. Evet. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim hocam. Çok hayatımdan, öğretmenliğimden örnek veriyorum ama kusuma bakmayın lütfen. Estağfurullah. Bir öğrencim yine bu şekildeydi. Hiçbir kaybetmeyi tahammül edemiyordu. Arkadaşlarıyla oyun oynadığında, kaybettiğinde gidip ağlıyordu. Arkadaşlarıyla problem yaşıyordu. O zaman da derslerimizin biri de işte akıl oyunlarını öğrettiğimiz işte düşünme becerileri dersiydi. Bu çocukta devamlı karşılıklı maç yapardım. Devamlı da yenerdim. Devamlı yenerdim. Hep yeniliyorum size, hep yeniliyorum deyip ağlardı. Ben ona şu cümleyi söylerdim. Bak ben senden büyüğüm. İşte bu oyunların uzmanıyım. Beni yenmen mümkün değil. Yani beni şu anda yenmen mümkün değil. Beni yenebilmek için çok mücadele etmen lazım. Annesi arıyor diyordu işte. Hocam ya çocuğu yine yemişsiniz ağladı. Valla bir kere de olsun bir kere daha yenerim. Yani ama çocuk çok başarılı bir çocuk. İşte akademik olarak çok iyi, matematiği çok iyi, okuması, yazması her şeyi çok iyi. Arada bir arkadaşlarına kaybediyor. Biri mesela bu 99 alıyor, biri 100 aldığında çocuk başarısız hissediyordu kendini. Ben çocuğun aslında amiyane tabiriyle kafasına vura 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 bunu biraz kırdık. Yani çocuğun yine mükemmeli aramaya devam ediyordu ama yenilmeyi de kaybetmeyi de öğrenmiş oldu açıkçası. Tabii. Ben velilerimize özellikle öneriyorum yani bilerek kaybetmeyin çocuklarınıza. Tabii Devamlı tabii. kaybetmeyin. Arada bir siz kazanın. Arada bir. Yani. Hayatta hep kazanmak diye bir şey yoktur. Tabii ki hocam. Yok öyle bir şey. Bunu okuduk. Kaybederken kazanmak diyoruz ona aslında. Şimdi Beyza Hanım daha önceki soru üstün zekalı raporumuz da var ama şimdi özgüvenim yok dedi. Sizi izlerken çocuk aynı zamanda izliyor şu an özgüveni yokmuş. Şu an dinliyorsa beni bizzat dinliyorsa kendine çok güvenmelisin. Neden çok güvenmelisin biliyor musun? Gelecek senin ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok mücadele edersen o kadar ileriye gidersin. Bunu sakın unutmamalısın. Mücadele etmen lazım. Hepimiz mücadele ediyoruz. Sadece senin özelinde değil. İşte Lütfü hocam da mücadele ediyor, ben de mücadele ediyorum, annen de mücadele ediyor. Hayat mücadele her zaman var ama mücadele çok çok keyifli bir şey. Kaybedeceksin, kazanacaksın. Mücadele ederken bir şeyler öğreneceksin. Beyza Hanım, umarım duymuştur. Duyduysa ne olur bir şey yazın. Başarılı olan kişiler ya herkes aslında hedef falan belirliyor. Ama yılmayan kişiler, böyle bir zor karşısında hemen bırakıp gitmeyenler başarılı. Einstein'dan, Edison'dan falan baktığınız zaman adamlar binlerce kez onu bulmak için uğraşmış ya. Mücadele etmiş adamlar. Yani öbür türlü olmuyor işte. Değil mi? Ya ben bunu yapabilirim. Çünkü bu görev benim kapasitemin üstünde bir görev değil. Ya bunu zihinsel düzenlemeyi bu şekilde yapabilirsek çok fazla sorun kalmıyor. Ben olayı şöyle çözüyorum zihnimde. Bu görev insanın yapabileceği bir görev mi? Başkaları yapabilmiş mi? Yapabilmiş. O zaman ben de yapabilirim. Ya yani insan üstü bir şey değil çünkü bu. Dolayısıyla böyle düşününce, zihinsel düzenlemeyi böyle yapınca ne olacak, değil mi? Olayı çözmüş olacağız yani. Yapabilir. Kesinlikle. Sorun yok. Aziz Sancar diyor ya, başarının temeli çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ben ne kazandıysam çalışarak kazandım diyor. Tabii. Öyle zeka falan şeydir falan demiyor. Ya çalışmaktır diyor. Ya yani çok çalışmak zorundasınız diyor.
10 yaşındaki üstün zekalı oğlumu ders başına oturtmakta zorlanıyorum. Ben oturtmaktan görevlendirmekten hepsini göremiyorum. O yüzden görevlendirmeden kendisi yapmıyor. Bunu ne zamana kadar sürdüreceğim gibi bir soru herhalde. Devamı çıkmamış. Artık okul Merhaba. başlayınca öğretmenleri devreye girecektir. Orada bir hızı verirler öğretmenleri, rahatlıkla kendisi devam eder bundan sonra. Çok fazla çocukla da çatışmamak lazım herhalde. Yok, İlişkimizi de hiç. yıpratmamamız gerekiyor. Yok, yok. Çok çok yıpratmayalım. Ya yani çok gereksiz bir şey. Yani gerçekten şey yok. Kafa böyle şeyler, şiddet uygulamak, sözel şiddet, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet, hiçbirini kullanmamak lazım yani. İkna edebiliyorsak ikna edelim. Olmazsa olabildiği kadardır. Ama Anladım. ne yapalım? Mutlaka pandemi bittiği zaman da hayatın gerçekleriyle karşılaştıralım. Hayat o kadar kolay değil. Yani hayat anne baba para ver deyip parayı alıp kullanmak değil. Yani bu çok kolay bir şey değil. Hayatın zorluklarını küçük yaştan çocuk görmeli. Yani küçük dediğim de belli bir yaştan sonra görebilmeli. Hocam ben Kayserliyim. Kayserilerde öyle bir kültür vardır. Yani biz Kayseriler hepimiz ya bir yerlerde çırak olarak çalışmıştık ya da bir bakkala girmişiz ya çay ocağına gitmişizdir. Biz kötü bir şey zannediyorduk ama orada yaşadığımız şey, orada yediğimiz belki mesela şu an siz çocuğunuzu götürseniz bir yerde çalıştırıyor olsanız orada yediğimiz fırça aslında hayatta her zaman bir şey var yani hata yap ya daha dikkatli olmalıyım vardır aklımda mesela. Çocuklar şu an düşünmeden hareket ediyorlar. Biz de düşünmeden hareket edemiyoruz belki de hocam. Belki de bununla Yani alakalı. Biraz bunu tamam. çocuklara yaşatmak da önemli. Belki gidin bir yerde çocuklarınızı çalıştırın ve benzeri demiyorum ama temel görevler konusunda sorumluluk vermemiz lazım. Hayatın zorluklarını çocuklarımıza biraz yaşatmamız lazım gibi geliyor. Bence de. Hocam başka soru yok. Zamanımızı da tamamlamış olduk. Şöyle yorumları açacağım. Bir saniye yorumları açtım. Şu soru da gitmedi. Heh. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Rica sağlık. ederim hocam. Emeğinize sağlık. Rica Hocamıza bir ederim. alkış alalım arkadaşlar. Annelere alkış alalım bence. Gerçekten çok şeyler. En çok onlar zorlandılar. Bizde de eğitim, çocuğun eğitimi genellikle annelere bırakılmış. Ya yani babalar o yönden biraz daha şeyler, rahatlar. Ama babaların da şeyi görev üstlenmesi lazım, yapmaları gerekenleri yapması lazım. Bu bir ekip çalışması. Kesinlikle hocam. Ya hepimiz alkışlamamız lazım. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Hepimiz bu pandemi sürecinde olabildiğince verimli olmaya çalıştık. Çocuğumuza verimli olmaya çalıştık. İşimizde verimli olmaya çalıştık. Hepimizi alkışlamak lazım. Tam bir yıldır bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çocuklar özellikle, bir de bu çocuklar, yavruların durumları daha şey. Evet. Yani çocuklar biraz da özgürlüklerine düşkünler ama evde hapis hayatı yaşıyorlar hocam. Ona üzülüyorum açıkçası. Yani İstanbul gibi bir yer. Orada da o nitelikli vakit geçirmeyi biraz düşünelim lütfen. Çocuğumuzla nitelikli nasıl vakit geçirebilirim? Bunun üzerinde biraz kafa yormakta fayda var. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Birkaç ederim. yorumla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Her hafta Perşembe günü Instagram kanalımızda yayın yapıyoruz. Bizi takip edebilirsiniz. Üstün zekalı çocuklar için materyaller de mavihoroz.com adresinde zaten TÜZDEV onaylı ürünlerimiz var. Onu inceleyip dilerseniz alabilirsiniz. Hocam teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar Rica diliyorum. ederim. Hayırlı Görüşmek akşamlar. üzere. Sevgili velilerimize de, anne babalara da İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. Sağ olun.